Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz. Bugün emekli amirallerin gözaltına alınması ile ilgili yayınlarımız devam ediyor. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem milletvekillerinden Erdal Aksünger. Erdal Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Onur Bey. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, emekli amirallerin yayınlamış olduğu Montreux bildirisinden sonra dün yayınlandı. Bu sabah saatlerinde operasyon yapıldı emekli amirallere. 10 gözaltı var. 10 emekli amiral evinden gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonucu dünden beri Türkiye'nin gündemi bu. Yargıtay'dan Erzincan Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, üniversitelere kadar birçok kurum kuruluş bu bildiriye karşı hükümetin yanındayız, milletimizin yanındayız, tırnak içerisinde söylüyorum, tarzında açıklamalarda bulundu. Dünden beri de bu açıklamanın, emekli amirallerin yayınlamış olduğu açıklamanın bir darbe iması olduğu dile getirildi. Dünden beri de iktidar tarafından ve medya tarafından da bunun bir darbe iması olduğu konuşuluyor, tartışılıyor. Bugünkü gözaltılar da Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesinden gerçekleştirildi. Suç için anlaşmadan kaynaklı operasyon yayınlandı. Bu amirallerden sonra da eski milletvekilleri bugün bir açıklama yaptı, bir bildiri yayınladı. O bildiride imzası olan milletvekillerinden Erdal Aksünger konuğumuz. Erdal Bey, yani ilk önce şuradan başlayalım. Siz bu bildiriyi ilk olarak nasıl yorumluyorsunuz? İkinci olarak da iktidar direkt kendisine yapılacak herhangi bir eleştiriye, en hafif tabirle basit bir eleştiriyi bile darbe iması olarak yorumluyor ve bu medya tarafından hızlı bir şekilde gündeme getirilip bir anda biz darbe girişimi mi oluyor sorusu soruyoruz. Yani biz soruyoruz derken yurttaşlar en azından bunu soruyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl okumak lazım? Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. Yani bildiriyi biz de hani sabahleyin erken saatlerde ben okudum. Dün için söylüyorum yani. 1, 2, 3, 4 tekrar yeniden şöyle bir okuma gereği hissettim. Çünkü şöyle bir durum var. Birincisi şunu söyleyeyim. Geçmişimizde ailelerimizi, geleneğimizi herkes biliyor. Yani bizlerin sol bir ailenin çocuğuyuz. Yani emekçi bir ailenin çocuğu ben de. Yani hayatımız boyunca hep bu mücadeleyle geçti ailemizin. Şimdi bir ön yargımız var. Hani bütün solun bir askeri hikayeyle ilgili askeri vesayet askeri darbeler meselesinde bir ön yargısı zaten var. Yani ön yargı da değil aslında. Normalde. Gerçekleşmiş olan bir ton eziyet, işkence ve gözaltılar, cezaevleri bunların hepsinin aslında yaşanmış ailelerin aslında bir kafalarında bir hafızaları var, bir dimağı var yani bu işe ve her yayınlanana karşı o yüzden bir yargısal değer var. Bu ön yargı da diyebiliriz tabii bir yerinden buna. Birincisi demokrasiye dair midir, değil midir meselesi üzerinden şunu söyleyeyim. Bir konuya baktığımız zaman içindeki hikayelerin hepsi biz tarzındaki insanlara dahil olmaya baktığımızda şöyle normalde bir vatandaş yazsa bunları gönderse sana her gün binlerce böyle şey geliyor zaten. WhatsApp'tan geliyor, işte Facebook'ta yayınlanıyor veya Twitter'dan yazılıyor falan filan. Podcast'lerin çoğunda bu tür şeyler konuşuluyor. Veya bireysel olarak kendileri televizyonlarda zaten bunlarla ilgili bu tür şeyleri söylüyorlar zaten yani. Hani çıkıyorlar, yorumluyorlar falan. Bu amiralleri televizyonlara çağırıyorlar çünkü yani teknik anlamda bu konuları iyi bilen insanlar yani bunu da herkesin yani bilebileceği konular, daha detaylı bilebileceği konuların çoğu hakim insanlar bunlardı. Şimdi bunlar hepsi böyle bireysel yaptıkları şeyleri bir araya gelip bir bildiri altına alıp imza altını altlarına da imza koyduklarında bir heyula çıktı ortaya. Ya ben de baktım ne oluyor bu acaba ya nedir bu neyin nesidir falan filan. Darbe söylemi diye bir şey arıyorum. İçinde bir şey yok yani. Darbe söylemi her gün konuştuğumuz, her gün eleştirdiğimiz hatta sonuçta meclis başkanının söylediğini zaten
bir hafta 10 gündür tartışılan bir konu ve eleştirilen bir konu. Sen kim oluyorsun Cumhurbaşkanlığı bir imzasıyla böyle bir şeyi tartışmak nedir meselesi? İki haftadır tartışılan bir konu neredeyse yani baktığınızda. Takkeci bu genel meselesi de, bu subay meselesi de bir haftadır hem basın gündeminde hem de bütün vatandaşların gündeminde olan bir konu. Türkiye'de böyle bir şeyler genelde, Türkiye Silahlı Kuvvetleri'ni genelde hepimiz şöyle hayal ediyoruz. Yani hep öyle olsa gerçekten de, yani bu darbeler bu tür siyasetlerin içine bulaştırılmayan, ülkenin güvenliğiyle ilgilenen, vatandaşların güvenliğiyle ilgilenen siyasetten hala tamamen bir hikaye yapıyoruz. Ama gördük ki zaten 15 Temmuz'da bunlar bütün bu askeri yerin içerisinde bunları doldurdular, bu takkecileri. Ve bunlar daha önce siyasete alet edilmeye çalışan diye konuştukları askeriye, bundan dolayı da aslında 80 yıntasını güya kendilerince yargılayıp aslında bu kadar zaman aşımına rağmen ortada hiçbir şey yokken saçma sapan gösteri yaptılar. Bunlar geldi askerin içerisinde yuvalandırdılar kendileri. Yüksek askeri şuralarından bunları değiştirdiler ve bunlar darbe yaptı. Şimdi de bu eleştiriliyordu. Takkeci bir cemaat gitti, başka bir cemaatin hikayesi geldi hikayesinde ki, kaldı ki bugün Turgut Kazanlı İlhan Cemal davasıyla ilgili konularda da özetledi aslında. Bu tarikatın kim olduğunu, aslında bu Gülen cemaatiyle falan filan çok da yakın olduklarını, ama bunlar da o tedrisattan geldiklerini ve bunları tek tek anlattı Turgut Kazan bugün aslında. Sosyal medyadan da yayınladı bunu. Şimdi ya ne oluyoruz diye, bu heyula ne, bundan hepsi. Hatta ben bir sosyal medyada bir mesaj yazdım. Bunlara bak, hepsi birden, ya bu, tabii şuna kanaat getirdim. Bunun içinde bir darbe söylemi yok kardeşim. Ne oluyoruz? Ya acaba bilmediğimiz bir şey mi var arka planda diye. Gerçekten ya. Çünkü ne var acaba? Yani başka bir şey daha mı yaşandı geceleri bu ülkede durmadan? Geceleri bir şey yaşanıyor durmadan. Hep hafta sonları ve geceleri oluyor işte. Memleketi yöneten gece yarısı diyor da kendisi gece yarısı yapıyor zaten bütün hikayeleri. Acaba dedim, burada da başka bir şey mi var? Yani bir bu geleneğin üzerinde bir şey yok. Bir baktım ki, bir baktık arkadaşlarımızdan 2-3 böyle sohbet esasında, ya hükümetin her yerinden yağmur gibi biri bir şey söyledi, arkasından yağmur gibi o efendim darbecilik, bu demokrasi ölüyor, cumhuriyet bitiyor, bilmem ne oluyor falan filan, askeri vesayetçi bu falan filan derken, hatta bununla ilgili olarak sosyal medyada o gün ben de sabahleyin bunları gördükten sonra şunu yazdım. Ha dedim, bunların hepsi eline, hadi sen de koş gel, bir tas sen al, biraz da sen al falan filan meselesine falan döndüler. Neden? Neden böyle yaptılar? Çünkü son zamanlarda zaten aslında skandallarla aslında gündeme gelen, uyuşturucu skandalları, bir sürü şeyler, rüşvet skandalları, işte ortalıkta dönen bir sürü pisliklerle ilgili gündeme gelen bir iktidar var. Yani onun yanı sıra pandemi konusunda, sağlık konusunda büyük bir rezalet yaşanıyor şu anda. Ekonomi berbat. Tam takır bir hazine. Hadi bakalım. Hurra! Bulduk heyula deyip hep beraber biz zıpladılar oraya. Ya, bir baktık ya. Sonuçta biz, dediğim gibi, yine en başa döneyim. Yani özellikle soldan gelen insanların bu konularda falan bir tereddüt olur yani. Böyle bir şeyler yayınlandığında, edildiğinde falan. Ama hafızamızı bir tazelersek şöyle bir durum vardı. Ya zaten bu darbe girişiminden önce darbeyi yapana takkeci de falan bu ülkenin içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, maliyesine, dışişlerine, her yere bunlar koydular zaten. Yurt dışındaki temsilciliklerde bu örtülü ödenekten paralar verildi ve beslendi. Sonuçta aralarında bir çatışma yaşandı. Bu hangi çatışma olduğu konusunda hala muamma olan konular varken 17-25 Aralık patladı. 17-25 Aralık'ta, ama şunu söyleyeyim çok net. 17-25 Aralık'ta kimin yaptığının önemi yok. Bir hırsızlık vardı orada. Bir rüşvet vardı. Uyuşturucu vardı. Kara para vardı. Altın vardı. Vardı da vardı yani. Her şey vardı yani. Bunu nasıl yaptılar mesela? Bu da bir darbeydi. Rıza Zarabaldılar kucaklarında. Darbeydi bu normalde. Hükümete yapılıyor bir darbeydi. Öyle söyleniyordu değil mi? Öyle değil miydi? Ne oldu Rıza Zarrab? Muhteber bir iş adamı oldu. Ödüller verdiler. Cari açığı kapattı dediler. Televizyona çıkarttılar. Neler neler yaptılar. Bizim adamımız dediler hatta. Bir sürü falan. Ne oldu sonra Zarrab meselesine?
Gittiğinde itiraf ettiğinde ihanetçi dediler değil mi? Yani şimdi mal varlıklarına el konuldu falan filan. Ne oldu kardeşim bana? Ne oldu? İşte aslında iş dönüyor, dolaşıyor hepsi bunların normalde. Bugün ülkede iki tane hikayesi var AKP'nin. Bir, Amerika ile arasında yaşanan sorunlar, Amerika ve Avrupa ile yaşanan sorunlar. Şimdi Avrupa'ya karşı bir çiçek verdi şöyle. Aslında Kıbrıs etrafındaki sondaj gemilerinin hepsini çekti aslında. Avrupa ne diyorsa şu an yapıyor aslında. Normalde. Aslında yapıyor. Ama millet içeride bunu böyle algılamıyor. Yani Avrupa hani bu Yunanistan meselesi veya diğer şeylerde falan bunu yapıyor zaten. Amerika ile bir türlü bir tokalaşamıyor yani. Ya bir selam verse diye aslında durmadan kendini yırtıyorlar. Bugün bu konuların temelde iki tane şey var. Bir, bu konu Amerika'da yaşanacak olan önümüzdeki sürecin dava konusu, Halkbank davası ve Biden'ın buna bakış konusu. Biden'ın bu konuyla ilgili o ve Türkiye'ye Erdoğan'a bakış konusu. Arka dayanağı Biden'ın da Halk Bankası davası. Sadece bir banka davası değil ki. İçinde uyuşturucu kaçakçısından, rüşvetlerinden, kapalı aklamadan dünya kadar hikaye var. Yani inanılmaz bir döküntü. Yani inanılmaz bir rezaletler falan. Türkiye'de bir sürü siyasetçi, iş adamları, bir sürü insan var işin içerisinde. Öbür tarafta ne var? Bir tarafında da Türkiye'nin içerisinde kaybedilen bir oy var bir tarafında. Şimdi daha önce şöyleydi. Ya dışarıda hani bunlar yaşanıyordu ama içeridekileri çok rahatlıkla kandırılıyordu hepsi rahatlıkla. Yani gerçekten de işte oluyordu, montaj diyordu, darbe diyordu. Öbür taraftan işte bir taraftan çözüm sürecini ortadan kaldırdığından itibaren işte o zaman terör örgütü olmuyordu. Ondan sonra hemen terör örgütü oluyordu. Hemen bunların ilgili milliyetçilik kavramları rüzgarları estiriyordu ülkenin içerisinde ama oy oranı korunuyordu. Şimdi oy oranı tepe taklak aşağı doğru gidiyor görünen o ki yani. Daha doğrusu aslında tepe taklak demek de hani biraz fazla abartı olur. Çünkü yani muhteşem bir düşüş yok ama devleti elinde bulundurmaktan kaynaklı olan bir oy potansiyeli yaratıldı bu ülkede. Yani %10, %11 arasında bir oy devleti elinde bulunduranın 1-2 sene içerisinde devşirebileceği bir oy gibi görünüyor. Bunu tutuyor. 20 puanlık falan da bir hikayesi var. 30-35 puanlarında falan gezen bir hikaye görünüyor şu anda. Bu da barikar yapmıyor sonuçta. Öyle veya böyle düştüğü andan itibaren de bütün takviye aslında takviye düşecek. Her görünecek hikayesi. Yani buna geleceği için o büyük bir travma. Şimdi bu darbe hikayesi 2015'ten önce başka bir hikayeydi. Aslında 80 darbesi meselesiydi. Onlar hesaplaşmaydı. Artık onlar bitti. 28 Şubat mağduriyetleri vardı. Ondan sonra 15 Temmuz başladı. Arkasından sonra. Şimdi o senaryolar devam ediyor bir vesileyle. İşte dediğim gibi Barış Akademisyen'de bir iki yazı kalemi aldı. Barış isteriz diye işte basitimiz dedi. Bu çünkü yani sonuçta barış olsun. Yani sonuçta insanlar öldürmesin birbirini meselesiydi. Bunları kendileri de söylüyorlardı zaten yani. İlk söylemleri de buydu. Efendim hayır siz ne yaparsınız diye bunlara aslında bütün üniversite kürsülerini dar ettiler yani her yerden. Attılar bunlar. Çarşı grubu darbe teşebbüsten yargılandı Gezi dönemi. Yani 2015... Yargılanmayan yok yani. Yargılanmayan yok. Şimdi şöyle. Gezi darbeydi. Evet. Gezi darbe. Çarşı darbeydi. Evet. Akademisyenler darbeci. Şimdi arkasından bu sadece o değil ki yani mesela Amerika'da bir tane düşünce kuruluşu biliyorsunuz bir rapor yazdı. Yıllardır da yazıyor. 1930'dan beri de yazıyor zaten. Yani şu da bir gerçek yani. Dünyada CIA'nin bu konudaki sicili ne kadar pis olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Yani bu konuda zaten bir şey yok ama CIA artıklarıyla görüşen kendileri zaten yani. Ta kuruluşundan beri Edelman'lardan tuttan bugün de hala bunlarla ilgili. Hatta şunu söyleyeyim daha yakın zamanda Ralph Brunson meselesinde eski CIA şefi buraya uçakla geldiği adam Serkan Bağan Korkmaz denen ikinci Zarrab davası gibi bir adam kaçak Türkiye'yi dolandırmış bir adam. Bu adam uçağıyla geliyor. CIA'nin eski artıklarından biri yine bunlar Brunson meselesinde saray irtibatı kuruyorlar. Yani hani bu CIA'nin hani dediğim gibi geçmiş dönemdeki pis hafızası hepimizde var zaten. Yani bunu
Hatta Amerika'da bundan ilgili de kendince muzdarip bir kitle çok da var zaten. Yani şöyle de değil. Bütün Amerika hurra diyor da senin yaptıkları destekliyor diye bir şey yok ki zaten ortada. Yani 1957'den sonra yapılmış pisliklerin daha sonra kilise komitesi kuruldu. 90'larda kilise komitesi de siyasi pisliklerini hepsini aslında itiraf ettiler yani. Türkiye ile ilgili olanlarını bir açıp baksınlar ne diyorlarmış yani. Orada öyle şeyler var ki Türkiye'de bugün gidip mezarı ziyaret ettiği hatta bazen bizim kendini sol sosyal demokrat görenlerin bile ziyaret ettiği bazı tiplerin ne ahlaksız olduklarını kilise komitesi raporlarında görürler. Rüşvetçiler, parayla insanları birbirine düşüren, antikomünist dernekleri kurduran, arkasından özel hareket, seferberlik tetkik kurulu, özel hak dairesi meselesilerinin hepsinin nasıl peydahlandığını bilirler yani. Bu tecrübeden beri bu hikayeler biliyor. Şimdi efendim bu CIA'nin artıklarının hikayesinden kendileri bunları yapıyorlar. Arkasından Boğaziçi Üniversitesi çocuklar terörist oldular zaten yani. İlk duruşmada zali edildiler. Şimdi o kadar aslında bayağı bir hikaye bu ama yani bütün şunu da aslında itiraf etmek lazım. Geniş bir ana akım medya üzerinde baskı olduğu için bu baskıyla ya şimdi A Haber'i bile demiyorum. Yani A Haber hani bilemiyorum o başka bir komedi ama yani orayı izlediği zaman hani illüzyon meselesi gibi oluyor. İnsanlara öyle illüzyon haline getirmeye çalışıyorlar orada da. Ana akım medya üzerinde de büyük baskı olduğundan dolayı bunu öyle veya böyle bir heyulayla falan filan ya 50 yerden aynı şey olunca vatandaş da şöyle düşünüyor herhalde bir yerine bakınca. Ya bunların hepsi birden bunu anlattığına göre bir şey var demek ki yani. Ya inanın ne Boğaziçi Üniversitesi çocuklarının yazdıkları bildiriler, ne Barış Akademisyenlerinin yazdıkları bildiriler, ne Çarşı grubunun bildirisi, ne Gezi'de istenen hikayeler, ne de arkasından bu generaller meselesinin içeriğini çok okumamıştır. Ben size söyleyeyim yani okumamıştır. Yani ben bu bakanlardan bir kısmının da bunu okuduğunu hiç düşünmüyorum yani. Ha, okumuşlarsa yani gerçekten insan da şunu düşünüyor. Ya bunun bir yerinde darbe hikayesi varsa ya bir bize de bir gösterin de bizim de yüzümüz kızarsın yani. Biz askeriye hani bu kadar aileler işkenceler görmüş, cezaevlerinde sürülmüş, fişlenmiş, hiçbir aslında işe güce sokulmamak üzere aslında hayatı elinden almış bir sürü insanların olduğu bir gelenekten gelen insan olarak bizim yüzümüz kızarsın. Yani biz utanalım. Yani biz utanalım. Erdal Bey, evet yani şimdi bu bildiride imzası olan insanlar yani gerçekten daha yakın tarihe kadar AKP'ye ait olan birçok medya kuruluşunda günlük siyasi yorumlar, analizler yapıyorlardı. Yani tırnak içerisinde o zaman kahramanlardı. Şimdi bir anda tam tersi oldu ama şunu da size sormak istiyorum. Şimdi bu tarz durumlarda muhalefetin bir tutumu var Erdal Bey. Aman tadımız kaçmasın tutumu. Yani evet. Bir şu algı var. İlk seçimde gidecekler algısı. Biz şu an AKP ne yaparsa yapsın biz ona yapacağımız bir müdahale onların ekmeğine yağ sürmektir algısı var. Biraz da yani bu sıkıntılı bir bakış açısı. Genel muhalefetin bakış açısı. Yani son olarak size onu sorayım. Yani siz muhalefetin bu tarz kriz anlarındaki tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani doğru tutum mudur bu? Şimdi muhalefet derken aslında bir de MHP'den başlayayım. İYİ Parti sonra da CHP'ye geçeyim. HDP'ye geçeyim istersen. Böyle bir muhalefeti komple değerlendirelim. Bir de meclis dışındakileri değerlendiririm. Yani tabii. Size açık hiç şey yapmadan, hiç sansürsüz söyleyeceğim. Olmadan anlatacağım şimdi. Şimdi MHP bunu, şimdi Bahçeli ya inanın yani Türkiye siyaseti açısından son dönemlerdeki Bahçeli tarihi nasıl yazılır? Hangi harflerle yazılır? Ne söylenir? Ne çizilir? Ondan bir sene önce söylediklerini yutan bu kadar bu memleketin vatandaşını aptal yerine koyan hani gerçekten böyle bir siyaset figürü bir daha getirir mi bilemiyorum. Çünkü daha dün itibariyle apoletleri sökülsün, emekleri iptal etsin, şu olsun bu olsun yakalım yıkalım dedikleri generalle 2004 yılı 313 tane generale 3 sayfalık bu hükümete müdahale edin diye bir şey söyleyin diye bildiri yazmalarını tavsiye eden ya daha doğrusu tavsiyenin ötesinde isteyen bir Bahçeli. Şimdi
Şimdi onu biliyoruz, onu kenara koyalım. Onu biliyoruz, onu kenara koyalım. Şimdi Sayın Meral Akşener'in söylemlerine gelince, ya ben gerçekten çok bugün de bir sabahleyin onunla ilgili bir sosyal medyada bir tweet attım, belki de görmüş olabilirsin. Yani bu ülkede bundan sonra zevzekler ki sabaha karşı evlerinden alınacak. Yani, bir şey yazdım yani sürdü. Evet. Altına da biraz imalı, biraz da şey böyle hafif dokunaklı iyi mi diye yazdım yani. Şimdi bir kere ya bu zevzeklik meselesi hiç hoş olmadı bir kere benim zaten. Böyle tavır mı olur ya? Bu nedir yani sonuçta? Yani kaldı ki 2004'ün MHP'sinde Meral Akşener de vardı yani. Evet. Yani şimdi daha önce İçişleri Bakanlığı dönemi ama bugün geldiği noktada herkes şunu düşünüyordu. Yani evet Türkiye'ye bir demokrasi gelsin. Bu konuda laiklik, demokrasi, hukuk devleti meselesinde falan hem fikir olalım. En azından ideolojik anlamda birbirimizden çok uzak olsak bir sürü konuya, dünyaya bakışlarla ilgili ortaya gelenler artık ilerici oldu neredeyse bu ülkede yani. Ortaya doğru gelen. Hatta yani liberalleri de geldi oraya bir kısmı falan. Gerçi onlar biraz zor da yani. Onlar parayla girip gittikleri için o liberaller konusunda bunu söylemem çok yerinde olmadı yani çok olmadı ama ortaya gelen yani demokratlık çerçevesi aslında ilerici oldu. Demokratlık yani olması gereken demokratlık meselesi be yani. Oradayken son dönemleri son birkaç yıldır falan İYİ Parti o noktada aslında biraz da sağda sağ demokrat bir parti havası içerisinde Millet İttifakı ile birlikte bir noktaya gelindi. Bunda Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok büyük bir katkısı var. Hatta bence son dönemlerde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi politikalarına biraz da serzenişte bulunan insanlar İYİ Parti'ye doğru aslında çünkü alternatif yok yani kendine göre. Bir kısmı HDP, şimdi daha soldan bakan veya HDP ile oluyordu ama HDP'nin de kendine göre bir takım problemleri vardı. Kendini orada görmek istemeyen İYİ Parti'ye yani daha birazcık yani daha soldan demeyeyim de daha demokrat, cumhuriyetçi, laik insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verirken alternatif olarak İYİ Parti'yi görüp 3-5 puanlık bence bir devşirme orada olduğunu düşünüyorum zaten. Yani ne oldu? Dün itibarinden bence oraya bir darbe oldu. Yani iktidarın yapmak istediği şeye Cumhurbaşkanı da bugün söylemiş zaten hep beraber bunu kınayalım edelim falan. Mesela evet. O generallerin meselesi değil ki. Mesele bu genellerde. Mesele içerik. İçerik doğru mu? Doğru. Doğru mu içerik? Doğru. Ya bunu söyleyen generallerin gücünü eğer Amerika'dan aldığını düşünüyorsanız fıkra mısınız ya? Yanınızda Hulusi Akar duruyor. Hulusi Akar orada ya. Bu işin baba iyiydi o zaten yani. Hala 15 Temmuz şey neydi onun adı? Ama yani o işin temeli İngiliz hegemonyası, NATO, şu, bu filan. Müslakar oranın baba iyiydi yani. Hani hikayesi o. Yani bu genellerin esamesi olmaz. Burada zorlan emekli edilmiş zaten. Yani içeride şeyleri yok. Kendilerine göre hiçbir şeyleri yok. Yani buradan dediğim gibi yani sizin de söylediğiniz üzerinden gideyim. Bir çoğu da bunların AKP'nin mavi vatan meselesini çıkartanlar, onu savunanlar, İşte politikaları için her gün televizyona çıkarttıkları falan insanlar bunlar. Yani bunların bazılarına aslında kendilerinin dokunmaları bile kendileri açısından büyük bir aslında şey nedir? Sıkıntı. Çünkü geçmiş dönemdeki bunların her lafını referans kabul ediyorlardı çünkü zaten. Ya da onları çıkartmak istiyorlardı falan yani buradan baktığında. Ne oldu? Aman bunun hiç önemi yok. İktidar açısından baktığında ya bu kadar sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hemen tuttular bunları. Peki muhalefet? Evet. Çok açık. Cumhuriyet Halk Partisi'de Sayın Faik Öztürk bir açıklama yaptı. Bununla ilgili Kemal bir açıklama yapmadı. Bununla ilgili. Efendim? Ya bir tweet attı sadece dün. Derdim ya şimdi olan... bakın bazı arkadaşlarla ilgili dün sabah şimdi bir taraftan şöyle bir durum var kardeşim. Kendini solculuğu tekelinde gören bu ortodoks solculuk hikayesi var bir yerinde.
Askerler söylüyorsa bilmem ne. Yok kardeşim böyle bir şey. Yok böyle bir şey yani. Yani bugün o mesele o değil. Bugün mesele bir NATO meselesinde hepimiz mutabık mıyız? Mutabız. Kanal İstanbul meselesi sadece stratejik olarak asker açısından değil, çevre açısından, tabiat açısından, su açısından, İstanbul'la rantın yıkılması açısından da sakıncalı buluyor muyuz? Buluyoruz. Peki bu arada bu kime yarıyor bu iş? Karadeniz'deki kendine göre bütün komşu ülkelerin dayanışması Montreux Sözleşmesi'yle de teminat altında. Evet. Bu ortadan kalkıyor. Türkiye'nin Montreux'ün dışındaki bir yerdeki yapacağı kanalın Montreux Sözleşmesi'ne bundan sonra Boğaz'da sadece bir Boğaz'ın dışında bir Boğaz daha olduğundan geçerlilik olmayacağını biliyor herkes. Öyle veya böyle. Evet. Bu şartlar altında yeniden bir sözleşme veya yeni bir anlaşmanın yapılması gereği ve bu anlaşma kimden, ne için, kime hizmet edeceği noktasında herkesin ortak tereddütleri var. Herkesin bu işin sonunda Türkiye'nin Boğazlar tapusu konusunda büyük bir anlaşmazlığa girdiğinde komşularıyla da büyük sıkıntılara gireceği noktasında herkes hemfikir. Herkes hemfikir. Bunda bir problem yok. Herkes biliyor. Rusya bugün, ben Rusya'nın politikalarını eleştiriyorum. Eleştiririm. Bir sürü politikalarını eleştiriyorum bugün ama işte göreceğiz şimdi. Türkiye böyle çok uçuyor, kaçıyor, bilmem ne ediyor. İdlib'de sorunlar büyüyor. Kırım meselesi çıktı şimdi karşıya. Ukrayna'yla ilgili savaş tamtamları çalıyorlar şu anda. Türkiye kendi haddi olmayan her şeyi burnu soktuğu gibi burada da Ukrayna meselesinde burnu sokmasının nedeni Ukrayna'yı çok sevdiğinden değil. Aslında bu Suriye'ye giden tırlarla ilgili bir vatandaşın oraya kaçması ve onu istemesiyle alakalı bir şey. Tır başına götürülen hikayelerin falan. Ya bu çok derin bir konu orası da yani. Ukrayna'ya evet, kaçıyor, iltica ediyor falan filan. Mesele bu. Yoksa 200 milyon lira bizim Ukrayna'ya verecek paramız niye olsun? 200 milyon dolar mı? 200 milyon TL mi? Tam hatırlayamıyorum şu anda ama bir hibe verildi yani. Ya niye veriyorsun? Biz şurada Filistin'e verdiniz mi o parayı? Pandemi var. Ülkeye vermediler. Memlekete kaç kişiye verdiniz yani sonuçta veriyorsunuz? Bir açıklasana da niye Ukrayna'ya veriyorsunuz bu konuyla? İşte bunların hepsi ne oluyor? Montreux Sözleşmesi dahilinde baktığınızda bu ülkelerin hepsiyle ilgili olan münasebetlerin hepsinde büyük problemler çıkacak. Başta Rusya olmak üzere bir problemler çıkacağı kesin. Bu yüzden dolayı da bunu öyle veya böyle herkes aynı şekilde reddedeceği aşikar bir konu ya yani hepimizin. Ne oldu? Ben solcuyum askerler yazarsa bilmem ne. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey yok. Yani bu konunun biz hukuk devletinin, demokrasinin, özgürlüklerinin yanında olan insan olarak bunlar da sonuçta artık asker değil, emekliler bir vesileyle. Sen askerin içerisine bak, boş verin şimdi. Bunların da şöyle hakkı var. Bireysel olarak televizyonlarda her gün konuşuyorsun. Bir araya gelmişler. Ya bu doğru değil kardeşim. Bunu gözden geçirin diyorlarsa böyle güçleri var mı ellerinde? Varsa açıklayın. Değil ki şöyle balaklar var bunları. Bunlar şunlarla böyle bir şey var. Birisi de diyor ki mesela bunlar diyor Amerikancı. Bir tane işte kendince aklı kıt. Yani yine siyaset yaptı zanneder. Zaten ben onları hani çok hale almıyorum. Ya aklı kıt herif. Yani sana bir şey söyleyeyim. Amerikancı olsa bence İstanbul Kanal İstanbul'un yapılmasını ister. Montreux'un ortadan kalkmasını ister yani Amerikancı olsa. Öyle değil mi? Bunlar istemiyorlar. İstemiyorlar. Şimdi ya bir kere burada ilkokul çocuğunun bile düşünebileceği bir şeyi siyasetçi diye bir parti lideri çıkıyor ve kıt kıt şeyler anlatıyorlar. Yani ha bu nasıl bir mantıktır? Bunu da anlamak zor. Çünkü niye? Şirazi ortadan kalktı. Akıl ortadan kaldırıyorlar çünkü. Yani bak hayırlı darbe yapacakmış bununla ilgili olarak. Ya arkadaş peki tamam hadi darbe yapılacak. Nasıl darbe yapılacak? Bir anlatsana ya ben hani 306 diyorsun. Yani elinde silah olacak, ceriye kullanacak, şu yapacak bilmem ne. Demek ki bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakimler. Veya bir orduları daha var bir yerde. Ya bunlardan biri olması lazım. Yani öyle değil mi yani? Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bunlar ayaklandıracaklar?
Öyle veya böyle. Yani şimdi peki Montreux konusunda bu ülkede ahkam kesecek kimler var yani? Kim biliyor bunların hepsini efendim? Daha çok bu amiraller hani bu konuda daha iyiler, daha konulara hakimler. Hakim olmasa çıkıp televizyonlara bunları yıllardır AKP'de kendi televizyonlarında, yandaşlarında falan bu kadar bunları konuşturur mu yani zaten? Ya işte o yüzden bizim ilk sol görüş bakışımızdaki bu ortodoks meselesi falan burada bir körleşmeye neden oluyor bir yandan. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda yeteri kadar yine de hani bunun karşısında tek duran Cumhuriyet Halk Partisi şu an. Yani HDP de yani açıklama yaptı. Bunu hani sonuçta HDP'nin içinde de bir sol dinamik var yani sonuçta baktığınızda. Onlar da açıklama yaptılar. Bunun böyle bir şey değil, farklı olduğuna dair ama yumuşak geçişte bir açıklama yaptı onlar da yani. Ama kesinlikle ve kesinlikle burada bir sert duruşa ihtiyaç her zaman var. Hele bu takipçiler meselesi. Takipçiler meselesi yani, yani adamın hangi inancı ne yaptı beni ilgilendirmez. Buna hiç ilgilenmiyorum. Ama bunun bağımsız ve aslında orada siyasetin girmemesi gereken her türlü bireysel inançları konusunda hiçbir generalin, subayın, askerin hangi neye inandığı, nasıl ibadet ettiği bizi hiç ilgilendirmez. Veya inanmadı, bu bizi ilgilendirmez. Veya Hristiyan mıdır, başka bir şey, bu bizi ilgilendirmez. Ama bunu en üst düzeyde olanların göstere göstere yapması, tarafsız olması gereken, laikliği koruması gereken, cumhuriyetin teminatı olması gereken hikayelerde, subaylarda ve askeriyede bu bir infial yaratması kadar doğal bir şey olamaz. Yani bu kadar nettir yani. Kesinlikle. Evet Erdal Bey, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere de. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem milletvekillerinden Erdal Aksünger'le birlikteydik. 104 Emekli Amiral'in yayınlamış olduğu bildiri ve bu sabahki amirallere yönelik operasyonu konuştuk kendisiyle. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.